Tamam dur açacağım. Ama ilk önce ne diyoruz? Buraya bakıyorsun ama. Günaydın. Yüksek sesle günaydın. Günaydın. Ay sen iyisin. Ne var senin poşetinde? Ne var? İçinde. Evet ne varmış bakalım Hakan'ın poşetinin içinde ne varmış? Bilgisayarı varmış. Dürbünü varmış. Dur açacağım dur. Şu bağcığımı bir toparlayayım. Bağcığıma basarsan düşer. Hadi bakalım bismillah. Düşürdü bak. Parfümler. Ha burada oluyormuş. Ay çok severim ben Jacques'ları. Jacques'ların kokusuna bayılırım. Ben erkek parfümlerini çok severim. Çünkü erkek parfümleri kadın parfümlerine nazaran daha böyle kokusu daha şey oluyor. Dayanıyor diyebilirim ama bu Jacques'ların kadar kötü koktu ya. Çok böyle tuhaf koktu açıkçası. Şu bitmiyor. Sabah çok güzel bir güne uyandım arkadaşlar. Hakan'cığım sizler de görmüş olduğunuz üzere kreşe böyle çok neşeli bir şekilde, çok pozitif bir şekilde kreşe gittik. Yani mızırdanmadı. Hakan'ın bana söylenmeden bile gitmesi kreşe benim için çok güzel bir şey. İnanın ki. Neyse Hakan'ı güne oynaya kreşine bıraktım. Arkadaşlarıyla beraber parka girdi. Parkta oynuyordu. Biliyorsunuz ki biz Hakan'la nereden? Aydın Kazan Karşı Caddesi'nden simit. Orada bir simitçi var. Hakan'a hatta köpeğin ufak çaplı bir şey yapmış oldu. Tepki göstermiş olduğu yerliyim ben sizlere. Tam oradan geçerken kulağımda da kulaklık vardı. Bir anda üzerime bir su boşandı. Yani birisi yukarıdan aşağı su döktü diyebilirim artık. Temiz mi suydu, pis su muydu onu da hiç bilmiyorum ama nereden geldiğini anlamadım. Neye uğradığımı da anlamadım açıkçası. Bir anda zaten öyle 2-3 dakika demeyeyim de 1-2 dakika önce öyle bir put gibi kaldım. Herkes de şaşırdı. Sağ olsun etraftaki esnaf hemen koşturdu. Havlu kağıtı peçeteydi. Oydu buydu derken saçımı falan kurulamamı yardım ettiler. Yukarıya tepeye baktım ama kimin döktüğünü görmedim. Zaten orası büyük bir bina. Ben binaya girip de apartmana girip de kim döktü diye tek tek de araştıracak halim yoktu ama kim döktüyse de şayet sağ olsun sabah sabah bana bir günaydın dedi yani açıkçası ama nereden geldiğini anlamadım. Sinirlendim mi? Evet sinirlendim. O anda baya bir sinirlendim. Yani açıkçası deyim yerindeyse yani küfür ettim de diyebilirim. O kadar çok kızdım çünkü hani tamam istemeyerek olmuş olabilir. Bilmeden de olmuş olabilir. Bunlar insanlık hali. Biliyorsunuz ki ben de geçenlerde ablamın ölmüş olduğu kapının önüne sermiş olduğum paspasımı yere düşürdüm. 5. kattan aşağıya düştü zaten. Hemen aşağıya baktım ki Rab, Allah'tan kimse yoktu. Yani birisinin üzerine düşseydi gerçekten çok kötü sonuçlar doğurabilirdi. Ama ben aşağıya baktım. Aşağıda kimse doğmayacak. Hemen koşu koşu aşağıya indim. Alırken de zaten sağ olsun Kenan Beyler de İçeriye almışlar. Onlardan da özür diledim zaten. Kusura bakmayın elimden kaydı düştü diye söyledim ama hani tabii ki de bu insanlık hali istemeden olabilir. Yani eğer istemeden olduysa da şayet hani şöyle bir kafayı uzatıp da bir özür dileyebilirlerdi. Kusura bakmayın da diyebilirlerdi. Bu olması gereken, yapılması gereken bir hareketti ama öyle bir şey yapma gereği görmediler. Belki de çocuk da yapmış olabilir ya. Ne diyeyim artık bir şey söyleyeyim ama sabah sabah bana çok güzel bir günaydın mesajı verler. Aa helikoptere bak ya. Bak bunlar niye burada? Biz Misine arıyoruz. Misine istiyoruz. Misine nereden çıktı? Şunu şuraya koyayım. İsmail'in kitapları geldi. Sizler de biliyorsunuz ki kitaplarını değil de defterlerini yerleştireceğim. Burada önceden kalan defterleri vardı. O defterlerini bir çıkartacağım. Geçen sene kullanmış olduğu defterlerine devam edecek mi onu da bilmiyorum. Aslında geçen senelerden kalan defterlerini kullanmaya devam etsin. Mesela şu anda 7. sınıfa geçti. 6. sınıfta kalan defterini Türkçe ya da matematik defterini kullanmaya devam etse eğer yeri varsa, müsaitliği varsa aslında çok güzel olur. Çünkü eski konuları da kafasına takılan bir soru olduğu zaman, bir şey olduğu zaman eski konulara dönük
geriye dönüp de bakma şansı olur. Ama benim çocuğum çok fazla. Tabii ki de not tutmadığından dolayı dersleri oh gardıroba çaktım. Çok da bir etkisi olacağını zannetmiyorum ben ya. Şu defterlerimiz vardı bizim bak. Bunların Feyza'nın defterleriydi. Bunları aldık. Kaldı bu şekilde. Tabii bunları giderken de götürmedi. Bak bu eskiz defteri. Bu da Feyza'nın, hiç açılmamıştı. Hatta aralar sizler de biliyorsunuz ki çok fazla çizim yapıyordu. Eskiz defteri, ben onu almıştım hani dursun. Lazım olur. Ne zaman ihtiyacı olursa kullanır diye. Ay ben çok seviyorum aslında. Şöyle var ya, şeyiniz olacak. Vaktiniz olacak. Sabrınız olacak. Şu ne diyorlardı bunlara? Şu boyama kitapları var ya bak. Tabi buna yetenek de lazım. Bunu boyamak için yetenek lazım mı? Evet lazım. Bunların renk geçişlerini ayarlayacaksınız. Bunu yapabilir misin? Hayır, ben bunu yapamam. Yapamayacağım bir şey de hiç bozmaya da gerek yok. Ha, şu bak mesela, buna ne diyorlardı? Bunlara bir şey diyorlardı ya, biliyorsunuz sizlerle. Bunlar hepsi Feyza'nın defterleri. Feyza'nın boyamaları, çizimleri, şeyler diyeyim yani. Kullanmış olduğu malzemeler. Bu da sabır isteyen bir şey ya, baksanıza. Bunları minik minik boyayacaksınız. Taşırmayacaksınız, dikkatli olacaksınız. Sabır ve dikkat isteyen bir şey. Şu anda bende öyle bir sabır ve dikkat var mı? Hayır, yok. Tabii ki de yok. Şu boş defterlerimi çıkartayım. Alacaklarını alsın. Almayacaklarını kaldırayım tekrardan. Her gün günlük rutin kullanacaklarını da elinin altında bir yere kaldırayım. Bunları artık yavaş yavaş düzene sokalım da. Bu neymiş? Gmail adresi. Gmail adresi ve Gmail adresi şifresini yazmış beyefendi. O kadar çok fazla Gmail adresi açmış ki kendinde, telefonda geçenlerde bir kurcalayayım dedim. Mail adresine, Instagram'ına falan da girip bakıyorum. Hani bana bazı arkadaşlar yazmışlar, sağ olsunlar, evet takip etmemiz gerekiyor, çocuğumuz kaç yaşında olursa olsun. Bu çocukla kaynaklı olan bir şey değil. Etrafımızdaki insanlar çok fazla güvenilir değil. Az önce ben internetten telefonuma yine düşen bir haberi sizlere söyleyeyim. Gerçekten bu nasıl bir zihniyettir? Bu nasıl bir sapıklıktır anlamıyorum. 2 yaşındaki bir bebeğe yani cinsel istismarda bulunup da çocuğun entübe edilmesi diye bir haber geldi. Ya gerçekten böyle bir şey olabilir mi ya? 2 yaşında bir bebek ve bunu yapan da yani bir baba. Ya zaten baba, amca, dayı hiç fark etmez. El bile olsan sen 2 yaşındaki bir bebeğe ne yalan söyleyeyim, elini uzatamazsın ya. Ya çocuk ya ufacık, zaten ufak, kendini savunamaz, anlatamaz ama çocuklarımız artık kendini ifade etmeye başladığı dönemden itibaren ben bunu hem Feyza'ya hem de İsmail'e yaptım. Hiç şeyim yok. Yani söyleyebilirim çok gönüllü bir rahatlığıyla. Çocuklarımın nerelerine dokunulmasını, dokunulmaması gerektiğini sürekli olarak hep anlattım. Bu gerçekten hani anlatılması gereken, çocuklarımıza öğretilmesi gereken bir şey. Çünkü çocuklar nerelerine dokunulması gerektiğini ya da nerelerine dokunulmaması gerektiğini daha bilmediklerinden dolayı bunları bizim öğretmemiz gerekiyor ki bazı istenmeyen olaylar başlarına gelmesinler diye, ki ben hep söylerdim. Yani buraya dokunulmayacak, buraya dokunulmayacak, buraya dokunulmayacak, hiçbir şekilde kendini yani öptürmeyeceksin. Hani tamam, yanağından küçücük bir buğsa kondurabilir. Ona hiçbir şey diyemez. Tamam, ufak şey değil yani ama hiçbir zaman dudaktan öptürülmez. Öpülmez diye hep sürekli ben iyice böyle kendilerini bilip de hani bazı şeyleri iyice anlayasaya kadar çocukları hep böyle şey yaptıydım. Söylediydim. Ya bu kim olursa olsun dedim ben çocuklarıma. Ben de elleyemem. Baban da elleyemez. Yani amcan da elleyemez, dayın da elleyemez, teyzen de elleyemez. Kimse senin dokunulmaması gereken mahrem yerlerini elleyemez diye sürekli çocuklar temkinlemişimdir benim. Şey yapmam ki işte, ama 2 yaşındaki daha. Allah'ım yarabbim ya. Gerçekten şey, dünyanın sonu geliyor ya. Yani dünyanın sonu geliyor. Bazen diyorlar ya, şeriat, idam.
Şeriat demeyeyim de idam diyeyim açıkçası. Şimdi şeriat şey yapmak da istemiyorum ama gerçekten idam gelsin ya. Bu tür insanlara idam gelsin. Ufacık çocuklara el uzatanlara ne yaparsa yapsın, ister cinsel istismarda bulunsun, isterse öldürsün, hiç fark etmez. Hayvanlara zarar verenlere, hayvanlara da zarar verilmesine gerçekten çok karşıyım ben. Bu yavru kedi ve köpeklerin patilerinin kesilmesi, kuyruklarının kesilmesi, hayvanları kuyruklarından, orasından, burasından tutup da defalarca yere vurulup da o hayvanın canı alınmasına kadar bu şekilde hareket edilmesi, o da güzel bir şey değil. Çünkü onlar da masum, onlar da kendini savunamıyorlar. Rabbimin var ya dilsiz kolları, gerçekten dilsiz kolları. Yok ya ben bilmiyorum, biz artık var insanlıktan çıktık ya. Ben bunu genel olarak söylüyorum, gerçekten biz insanlıktan çıktık. Allah sonumuzu hayretsin. Burayı komple boşaltayım. Buraya kullanmayacağım bazı defterlerini koyacağım. Şu tarafa da günlük kullanmış olduğu defterlerini ve kitaplarını alabilmesi için zaten kapağı olmayan yere koyacağım. Ama şu filtrenin eski defterlerini şöyle koyayım da belli mi olur? İster. Lazım olur. Veririm. Burada beklesin zaten. Bir şey olmuyor burada. Gülcan'la 20 dakika boyunca telefonda sohbet ettikten sonra şimdi Gülcan'a gidiyorum. Çünkü telefonda yapmış olduğumuz sohbet bize yetmedi. Allah! Ben bir gün var ya bu ayakkabı bağcıklarına basıp düşeceğim. Böyle tam olacak yani. Dur bakayım. Ay şöyle böyle bağcığımı sokayım da. Leyla'yı da aradım. Leyla'yı da çağırdım. Bakalım inşallah o da gelecek zaten. Saat 3'e kadar çocuklar okuldan gelirse burada oturacağız. Gülcan'cığım da çay koyacaktı. Ben de markete uğrayıp birkaç bir şey alacağım. Çayı yiyelim. Çıkmış kapı bak. Aslında bu kurabiyeler olabilir arkadaşlar ama ben kavala kurabiyesini çok severim ya. Ya yemin ederim böyle sakarlık bende diz boy. Şöyle bir tane kavala kurabiyesi alabilirim açıkçası. Bu güzel. Şu çikolata parçacıklı Hindistan cevizi kurabiyeden de alabilirim. Tuzlu alsam mı acaba ya? Sütlü mahlepli kurabiye. İçecek bir şey almayacağım çünkü Gülcan kahve çay demleyecek. Kahve demişim bak ya. Fon kartonlu resim defteri. Neler neler çıkartacaklar ya, bakar mısınız? Şu dikkatimi çekti ya, az önce de bir bayan bakıyordu, aldı bir tane gitti. Spa masaj kesesi mat. Ayak için çift hasar yok. Derin temizlik, yumuşak ve rahat. Sosyal medya sürekli olarak bu tür şeylerin reklamları dönüyor. Aslında çok da güzel ya da benziyor da. Ne kadar kullanışlı tabii ki onu da bilemiyorum. Ha şu vakumlu bak. Bu vakum, bunun vakumu yok mu? Var varmış. Bugün var ya sakarlığım üstünde ya. Alayım da şunu şuradan yerine koyayım. Ne kadarmış acaba bu ya? Fiyat yazmıyor. Neyse. Çok da fazla içime sinmedi.
Nedense bugün burası çok karışık geldi gözüme ya. Riyonları mı düzeltiyorlar, ne yapıyorlar? Her şey birbirine girmiş. Fatma Gül'ün her zamanki hali, velilerimiz bekliyor. Asansörümüzün müziği de olmazsa olmaz yani. Bak. Bunu yaptığın da güleceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevi yanlış girmemiştim ama açamadım kapını. Yanlış hayatım. Girmiştir bu dedi. Eski şifreye girmiştir dedi. Hayır, eskiye girmedim. Yeniye girdim. Yeniyi de biliyorum. Hadi inanmadı. Lan biliyorum yeni. Yeni şifreyi söylemeyeyim de yani yeni şifreyi biliyorum ben. Ne zamandır gelmediğim belli etmemek için diyor. Yeni şifreyi bilmiyormuş gibi davranmamıştır diyor. Hayır, açılmadı yeni şifreyi biliyorum gibi. Ben. Dedim gelmeyeli aylar var, yıllar oldu dedim. Sen şifreyi değiştirdin dedim. Onun için dedim. O biliymiş numarası yok. Ya şifreyi hala biliyorum. Şimdi şifre söylemek istemiyorum. Biliyorum benim. Az önce zaten Gülcan söyledi. Ondan sonra kapıyı açtım. Hayır. Sen şifre söyledin mi? Tabii söylemedi. Söyledim. Ama ben söyledim. Şifreyi biliyordum. Söyledim. Şifreyi unutmayacak bir şifre koymuştu. O yüzden yani. Söyledi. Leyla sen beni bozmak için mi varsın hayatım? Biliyorum şifre diyorum. Hayırdır? İkinizin elinde telefon. Arabadan mesaj geldi. Hastaneye gelecekti. Benim hastane işi iptal, araba bozuldu. Acile gelin baktırırım yarın demiş. Ramazan kendine mi gelecek? Kendine gelecek. Şişti yine dizleri falan da. Ya. Mutfağa mı oturuyoruz içeri? Mutfağa oturuyorum ya. İyi pencere şey yapmıyorum. O klima da açık ha. Bak. Klima da açık ha. Sen saçlarımı kestirdin kız görmeyeli. Kızım saçımı kestireli. Ta ne zamanda? Antep'ten geldiğinden saçlar kısa mıydı senin? Ben Antep'e gitmeden önce kestirdim saçımı. Ne bileyim belki böyle toplayınca benim bir... Antep'e gitmeden önce kestirdim. Şey sıcakta çok... Şöyle boynumun köküne geldiği zaman çok rahatsız ediyor ya. Temmuz başında kestirdim ben. Çok rahatsız oluyorum. Belgin Hanım, neden aldınız bir de bakalım? Kurabiye aldım hayatım ya. Hayatım bakayım. Ne var sevdiğin kurabiyeler mi? Bir bak bakayım. Valla ben bir şey yemeyeceğim. Canım istemiyor zaten. Açıp koyacağız ve yemeyeceksin ha? Açık çay ne demek yemeyeceğin lan? Utanmıyor musun sen onu kafama vurma. Yok utanmıyorum niye utanayım ki? Nimet nimeti niye vurayım kadının kafasına? Bunlar bir şey olmaz. Bunlar başka bir şey ya. Onu bırak kafama geçeyim lan. Tamam gördü zaten kafana vurduğumu. Gülcan senin burası ne güzel atıyor kız böyle. Anam poşetler içeri girdi. Ver, benim açtım. Sağ ol. O poşet o işte yani. Poşetler giriliyor. Dışarıdan gelmiş öyle mi? Hayır canım, anam. Ay ne güzel esiyor kız. Ay buraya yatacaksın Neyza, var ya mis gibi. Durdu şey, saçlarını da açalım da şöyle bir rüzgarlara sallıp duralım. Sen de aç saçlarını o zaman hayatım be. Dur bak. Aç aç. Gel şöyle. Çık komşuya. Aha benim saçlarım senin saçlarını döver. Nasıl? Geç. Bak ya. Gel Leyla'nın saçını da aç kız. Rüzgarla sallıyorsun saçlarını. Canlı saçlarını döveceksin. Ama ay senin saçın hepimizin saçını döver. Leyla'yla ikimizin saçını toplasak senin saçın kadar benim yapmaz. Bu kadar saçım mı var? Onu Leyla'ya soracağım. Boyarken söve söve boyuyor. Evet işte onu diyorum ya. İkimizin saçını toplasak Leyla'nın saçı anam, kadar yapmak için. Anam bir defa dedi ki ne benim saçım kısa zaten dedi. Az bana düzleştir saçımı dedi. Bana da gelecek, yapacağım dedi de ben yapmadım vazgeçtim. Ooo dedim Gülcan bu ne bu benimki. Kız çek fön bitmiyor. Saat ne sürdü ne yaptın o fön. Dedim kızım dedim bir daha dedim fön falan çektirmesen bana açık düzleştir. Maşallah var canım senin saçlar çok güzel. Bir ama maşallah kızların saçı da buna çekmiş. Çünkü ben bana çekmiyor ama kızlara çekiveriyor.
kıyamıyor. Özel günleri olduğu zaman bir. Leyla hangisini? Buna yapmıyorum ama çok. Neden? Ben zaten saçımı falan sürekli ön çektiremem. Bir düğün bir şey varmıştır mutlaka. Senede bir kereyi geçmez onlar o kadar. Onlar çocuk, onların özel günleri oluyor. Onların gönlünü kırmamak lazım, hoş tutmak lazım. Bu da senin arkadaşın kanka. Gitsin aşağıda çektirsin kanka. Bak ya. O bununki daha uzun sürüyor. Senin saçın kızların saçından daha çok ama yine maşallah. Kızınınki de gül de Ervan'ın saçının şu alt kısmını kestiriyor. Yarısı yok ya. O yüzden onunki çabuk bitiyor. Yarım saç. Çabuk bitiyor. 2 saat bekliyorum. Benimki 4 saat. Zaten bak bir kendi çekmek istese ben çektirmem. Ama o, bu onu bilmiyor. Ben 4 saat sabit oturabilir miyim bir yerde? Hayır oturamaz. Başladı çektirmeye altları kaldın önlerini çek diye kavga etmeye başladık zaten. Ben duramam o kadar. Düzleştiriciyle mi yapıyorsunuz Fener? Düzleştiriciyle. O zaman iki kişi yapacaksınız o zaman. Bir tane sağınıza biri sola yapacak. Yapsınlar artık beni. Ne yapacak? Öyle bir kişi varsa söyle çek. Yani. Ben yaparım. Işte. Keratin ne zaman yapılacak senin? Ben keratimi yapmıyorum köyde. Köyde yaptın. Ben şimdi yaptım. Genelde burada yapıyor oluyor o yüzden dedim. Sana burada ya belgenin keratini... Çok sıcakta yapılmaz şey. Çok sıcak şey. Deme bana. Her defasında bir bahane buldun. İki ay beni erkelettin. Yalan mı? Ve doğru. Sana buna sinirlendim. Geri Meral'e sürdürttün mü sürdürmedin mi? Ve gerçekten sana ona bir daha ara çok sinirlenmiştim. Bir daha ara dedim. Daha ne arayacağım dedi. Her defasında bugün del yarın geleceğim diye bekletiyor. Bugün del yarın. İki ay öylece geçirdi. En sonunda sinirlendim. Meral'e sürdürdü. Doğru söylüyor. Ve kendim tek başıma. Meral sürdü, ben de tek başıma yaptım. Telafi için ne yapabilir? Onu soruyor Belgin sana şu an. Telafi için şöyle havalar soğumadan bir tane daha keratin yapabilir. Kabul ediyor musunuz Belgin Hanım? Yeni yaptırdım. İşte bu aralar. Yeni yaptım geldim ben. Yaparım mı diyorsun yani? Yaparım diyorum canım. 11. ay geldi. Şu havalar soğumadan bir tane daha yaparız ama Kasım'da. Şu anda değil. Kasım'daymış. İyi yeni tamam. Rayşan yaptı. Kasım'da da aynı şeyi yaparsa ben Rayşan'ı yaptım Rayşan'ı. Tamam Kasım'da da yaparsa aynı şeyi. O zaman ne yapacaksın? Yani daha köyden yemedim birkaç. Keratin ilacın var mı senin? Ağrıcı değil mi? Bende de var. Aynı seni ekelerse o zaman ne yapacaksın onu da söyle. Ekelerse. Bu sefer parçalar. Yardım ederim haberler. İşte şeyin yok. İki ay boyunca bir insan sallanır mı? Kız nasıl salladık sen? Hayır kesin bir şey vardır ya Leyla hani ölü sallama yok, şey sallama değil. Yok dedim ben sana sayayım mı bak? Dur bekle tamam say. 60 günüm. 60 gününde de mi mutlaka bir şey hayır 60 vardı, gününde 2 ayda kaç defa istedi bakalım onu diyorum. Ne dedim ben sana ben hakikaten hiç hatırlamıyorum ben. 3-4 defa Ebru'yu tamam. Dedim. Birkaç kere evet, anam geliyor dedim. Tamam. Bir defa dedim ki yok dedim şeye gideceğim dedim. Neye? Son anlarda ama bu geleceği gün bu haberler geldi. Hakan'la dedim sağlık ocağına gidecek dedim. Yok dedim çarşıda işim çıktı dedim. Yok Nihal ablamla bir yere gideceğim dedim. Bu senin bahanelerin. Düşün yani bir zaten haftada birkaç kez anlaşıyorsun, ondan sonra pat diye bir şey söyledi. İki ay böylece konuyu sürdü. Konuyu kapatalım bir dakika hadi gençlik onu yani. Bir daha hata yapma benim arkadaşıma. Ben önce bir açıklama yapacağım senin takipçilerin altına gelmişken. Şimdi ben sakın sözünü kesme Leyla bak. Ben şimdi ne zaman hastaneye gitsem. Leyla'nın bakışına bak Allah'ın severse. Belgin Hanım'ın takipçileriyle denk geliyoruz. Gülcan Sermis'in falan diye bir önümü kesiyorlar. Bir sohbet falan ediyoruz. Neyse yakın bir zamanda hastaneye gittim. Bir lavaboya girdim. Çıkmışlar birileri bana bakıp konuşuyor. İki kişi oturmuşlar. Dikkatimi çekti ama seslenmedim. Neyse annem ameliyat oluyordu. Aşağı indim. O gün de biraz rahatsızdım. Bir saat sonra falan neredeyse tekrardan gittim. Yine aynı yerde oturuyorlar. Sanki hastaneye oturmaya gitmişler gibi. Ondan sonra tekrardan bir şeyler diyorlar. Ne oldu gibi. Hayırdır gibi bir konuşma geçti. Gülcan sen misin? Evet benim. İşte sana bir şey soracağız da. Zaten biz kendimiz düşündük filan. Ne soracaksınız? Ne düşündünüz? İşte Belgin'le görüşmüyorsunuz artık. Kesin aramızda bir şey oldu. Hayır hiçbir şey olmadı dedim. Böyle görüşmemezlik de yapmıyoruz. Sadece dedim ben eskisi gibi çekim yaptırmıyoruz. Görüşüyoruz ama eskisi kadar da sık görüşemiyoruz. O zaman çocuklar burada okuldaydı. O yüzden her gün hemen görüşüyorduk. Şimdi hepimizin çocuğumla ayrı okullar var. Ama anlattık güzelce. Ondan sonra hayır başka bir şey var. Ne var? Sizce ne var dedim. Neymiş efendim? Biz özellikle ben kocamdan seni kıskanıyormuşum. O yüzden bakışa bak. Görüşmüyormuşuz. Sebebi buymuş. Kocamdan kıskanıyormuş. Anladın mı? Anladım. Böyleymiş yani. O yüzden görüşmüyormuşuz.
Milletin hiç işi gücü yok. Tamam, takip ediyorsunuz, izliyorsunuz da yani. Kendi kendinize böyle şeyler aklınızdan geçiriyorsunuz. Sen ne söylediydin o zaman? Ben güldüm geçtim yani. Ben başka bir şey söyledim de orasını söylemeyeyim. Kendilerine döndürdüm o lafı. Ya söyle söyle, açık açık söyle, onda kötü bir şey yok böyle ki. Böyle şeyler düşünmeye gerek yok. Ben köye bir ev yaptırdım. Yazın genelde orada kalıyorum. Onun dışında işte kızım ameliyat oldu, annem ameliyat oldu. Çocuklarımızın okulları ayrı. Telefonla görüşüyoruz. Yüz yüze çok sık görüşemiyoruz. Ama zaten arkadaşlık her gün görüşünce iyi de 3-5 sene görüşmeyince kötü değil. Biz her zaman bütün arkadaşlarımızla görüşmediğimiz zamanlarda 1 sene 2 sene sonra görüşünce hep aynı kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Hiç öyle bir şeylerimiz yok. Kocamdan kıskanmış şeyin kanısına başka varanlar varsa öyle bir şey yok. Benim kocamla Bergin Hanım da ben yokken bile görüşebilirler. Bir sıkıntı yok. Ondan sonra zaten birbirlerine kanka kanka diye hitap ederler. Öyle bir şeyimiz yok yani. Leyla Hanım, seni söylemek istedim. Ben hayır, ben geçtiğimiz günlerde Habib abiyi aradım. Gönülsün'ün tahliye borsuna bir şey takmışlar. Onu sordum. Fotoğrafını attım. Sordum yani, aradım. Biz konuştum, konuşmadım değil yani. De ne bileyim, insanların hayal gücü çok şey farklı. Hayır, kendileri inanmışlar. Bir de evvel biz biliyorduk zaten falan filan diye bir de bana döndürüyorlar. Bir de şey, Gülcan'a inandırıyorlar yani. Evet, biz biliyorduk, tahmin ediyorduk. Aklımızdan geçen oydu. %100 doğru diyorlar yani. Devrişin zikri neyse fikri doğuymuş. İşte benim... Gülcan da mı söylemiş ona zaten ya? Senin dediğini kibar bir şekilde söylemiş zaten Gülcan da. Neyse. Ya insanlar akasır ermiyor. Böyle saçma sapan şeyler gelenler varsa öyle bir şey yok. Dediğim gibi biz yazın çoğu zaman köyde geçiriyoruz. Burada olduğumuz zamanlarda da ara ara görüştüğümüz oluyor ama her seferinde çekim yapmıyoruz. Evet. Daha önce sürekli çekim yapıyordunuz, sürekli kameralar görünüyordunuz diye. O zaman Belgin kötü bir zaman geçiriyordu, eşinden ayrılıyordu. Bu YouTube'a başlayıp başlamamakta da kararsızdı. Bir maddi gelire ihtiyacı vardı. O yüzden ben de cesaretlendirmek istedim. O şekilde başladım. Sonra kendi cesaretini buldu. Zaten daha önceden de yapıyormuş. Ondan sonra her zaman görünmemize gerek kalmadı. Destek oldular. Yani. Sağ olsun. Evet. En büyük tamam. Destekçim arkandaki mavi. Şimdi benim buradaki kahve makinemi köye bayramda gidince götürmüştüm. Köyde unutmuşum. Köyden geri geldiğim zaman bir gün günüm vardı. Arkadaşlar kahve yapacaktı. Kahve makinesi aradılar. Ondan sonra yoktu kahve makinem. Cezvede yaptılar. Onlar da düşünmüşler kendi aralarında. Köye ne hediye alsak diye. Kel köye eve. Akıllarına hemen gelmiş. 2 gün sonra bunu alıp geldiler. Ha, hediye bu. Hediye aldılar. Buradaki köyde bırakmıştım. Götürmüş olunca burada, bunu da burada bıraktım. İyi iyi günlerde kullan Gülcan. Onun için şey, ev hediyesi diye düşün yani. Konuşuyor. Sonra şey yapmış. Hülya Hoca'nın haberi olmamış. Hülya Hoca da tutmuş. Köyde kahve makinesini görememiş. İlk sefer geldiler, yakaldılar bayağı. Kahve makinesi almış gelmiş bir de o. Şimdi ev 2 katlıydı ya, onu da 6 kata koydum. İyi hadi, hayırlı olsun. Şey, kendiniz derim, geldiğinizde kendi makinenizle yaparsın. Kahve çektirmiş şöyle, altılı fincan takımı. İyi maşallah. Kahve makinesi, hepsini birden getirmiş takımıyla o da. Ay ne güzel işte. Bu suyu var mı yoksa suyunu buradan kendimiz mi koyuyoruz? Bunu kendimiz koyuyoruz. Bu şey filtre tarafı için o sulu kısmı. Ha, bunda hem filtre kahve. Normal kahve. Onu hem sütlü kahve hem filtre kahve bir şeyler yapıyormuş. Ben çok kullanmadım daha o detayları. Çünkü burada değildim zaten genelde. Böyle duruyor poşetiyle bak. Evet onu diyorum ya, poşetiyle işte duruyor diyorum. Kullanma fırsatım olmadı. Çay da demliyorlar bunda. Ha, çay da demleniyormuş. Ha, şey. Ben sadece normal Türk kahvesi tarafını kullandım. Zaten ne diyorum, cuma gün bir gidiyoruz, salı çarşamba geliyoruz köyden. Şimdi okul açıldı, o kadar olmaz da buraya mı odaklanayım, köye mi odaklanayım, karıştırdım. Köyde evin olması bir yandan güzel, bir yandan zor. Çok sen güzel. İkiye bölünüyorsun. Ama sen ilk taşınırken çok zorlanmıştın oraya yalnız. İlk taşınma şeyinde, senin evresinde. Evet, yorucu oluyor canım, kolay değil yani. Bitti de mi komple evler? Yok yok, üst kat bitti, aşağıların kapıları falan duruyor. Hmm. Ama çok yordu yalnız sizi o evler. Maddi olarak çok yordu. İşte maddacılar bayağı bir yordu sizi. Öyle oldu gerçekten. Yapayım mı kahveyi? Yapalım. Şey. Şunu hediye soracak olursam bak göstereyim. Ne? Canım kahve istediği zaman sürekli kahve dokunur diye bir tane kahve çekirdeği yiyorum. Gerçek misin? Gerçekten. O kadar çok seviyorum. Sürekli içmek de zararlı diye. Tek bir tane yiyorum yani. Kesiyor mu peki? Kesiyor. İyi. Sen onu nereden duydun? Ya da nereden şey yaptın? Ben beri yaptığım bir şeydi. Ama böyle biz... Böyle tane kahve çok tek gelmemeye başlamışım. Şimdi görünce hemen aldım öyle. Tatlı kaşıkları zorunladım. Bende de tatlı kaşık kalmadı.
Tatlı kaşığı mı? Benim evde ne kafişeği kaşığı ne de tatlı kaşığı kaldı. Hepsi gitti hayat. Gülcan şekersiz yapıyorum. Evet. Seninkini atarız sonra. Yo, ben de bayağıdan beri şeker içmeye başladım. Ya bir deneme şeker de almıyorum tatlı falan. Sağ ol. Yapacak olursam alıyorum, tamam mı? Önceden sen, benim yüzümü alıyordu. Sen gelecek olursan diye şeyde şekerlikte bekliyor şeker sadece. Az kalmış o da. Şey, abi ya, bu evde şeker tüketen ben miyim? Evet. Hiç gelen misafirler de tüketmiyor. İşte tatlı da filan şey yapıyorum. Onu da bayağıdır da tatlı yapmıyorum. Sen tatlıyı çok seven bir insan değilsin ki zaten. Ben sevmiyorum. Bir de şey, tatlıyla da yap. Gelen misafirler oluyor bu Antalya'dan köy ziyaretine. Tatlıyla matlıyla geliyorlar. O yüzden almaya gerek kalmıyor. Gelirken getiriyorum. Çocuklar yer söyleyeyim. İyi, o da İsmail efendim. İsmail'cim, şimdi buradaki tabundur, boncuklarındır. Evet. Boncuk kutularını çıkarıyorsun anneciğim. Onları başka bir yere kaldıracağız. O iki rafı senin kitapların ve defterlerin için boşaltacağız. Ha, kitaplarını bak şuraya koydum. Zaten kitabın az. İyi. Ama o kitapları lütfen ders programı hazırlarken yine oraya koy. Hepsi orada düzgün bir şekilde dursun. Hani sağda solda kitap aramayalım biz. Tamam. Ay bildiğin var ya. Ha, Özgür teyzen aradı bugün. Hı-hı. Sosyal bilgilerin defteri şey mi? Çizgisiz mi? Çizgili mi? Hayır, bana sordu. Çizgisiz defter istiyorlar mı? Sosyal bilgiler defteri çizgili mi, çizgisiz mi dedi. Sosyal diyeyim ben sizle de. Şey, ben dedim İsmail'e geçersen hiç çizgisiz defter almadım dedim. Hiç dedim şeyim yok dedim. Ben sadece kareli ve çizgili aldım. İkişer üçer tane koydum dedim. O kendini ayıracak dedim. Sadece de matematikçi söylemiş dedi defter dedi. Zaten matematik defteri ne olacak? Kareli olacak tabii de. Ya aslında düşünürsen Türkçe çizgili, matematik kareli, İngilizce çizgili değil mi? İngilizce, Türkçe, sosyal bunların çizgili, matematik falan kareli. Kareli. Ha işte yani olması gereken şu defterlerini ayır bakayım bir bana hemen. Defterlerini ayıralım anneciğim. O fazla olan defterlerini ben senin şu boncuklar onları şey yapalım. Oradan kaldıralım. Şimdi çizgili kareli diye ayırayım. Hayır. Yoksa eskiyelim. Sana lazım olan defterleri sen oradan al. Hı-hı. Ben fazlalıklarını kaldıracağım. Şimdi ben senin hangisinin lazım olup hangisinin lazım olmadığını bilmiyorum. Tamam, matematik. Tamam. Sosyal. Yani sosyal diye ayırdın kareli anneciğim. Hiç bakıyor mu içine yavrucuğum? Çizgili mi? Çok. Kareli. Şunu ben alacağım, bu etkinlik şeyi. Buna ben Hakan'la etkinlikler yapacağım. Buna ben İsmail'i almıştım. Pandemi zamanında aldıydım. Şu şekilde sticker'lar falan vardı ve içinde şöyle eller falan vardı, şeyler vardı. Bizde zaten form kartonlar da var, gözler de var. Hakan'la akşamlar oturduğumuz zaman hayvan yaparız. Bir şeyler yaparız. Onunla maksat şey olsun, güzel vakit geçirmek. İnşallah. O ne demek ya inşallah? Neyse, bugün şey diyeceğim. Bugün nöbetçi oldum mu? Nerede? Nöbetçi öğrenci. Sen ilk defa mı nöbetçi oluyorsun? 7. sınıf ilk defa oldum. İlkokul 4. sınıfta oldum. Ben ilkokulda oldum mu nöbetçi? Ya sadece ortaokulda var diye biliyorum. Ha pardon. Ne diyeceğim, ilkokulda da nöbetçi öğrenciler yok mu? Hiç hatırlamıyorum ya. O zamana kadar. Yok, demek ki yokmuş bak da. Ben de hatırlamıyorum. Unuttum demek yani. Ben çok bir şey yapmıyoruz. Yani unuturuyoruz. Tamam, başka bir türlü. Getir götür yapıyoruz. Ha, evrak getir götür yapıyorsunuz öğretmenlere, şeylere. Sınıf defterlerini topluyoruz. Onun dışında sıra taşıdık bugün ayrıyeten sınıflara. Ay, bir şey olmadı. Bugün Selim'i gördüm. Selim görmüş seni. Hı-hı. Yolunu kesmiş herhalde. Bugün de İsmail'i gördüm diyor. Bisikletle diyor yolunu kessin diyor. Bana diyor beni gasp ediyorsun, yolunu kesiyorsun diye bana bir söylen dedi. Maganda mı dedi? Ha. Maganda dediğini söylemedi bana da. Ay, Selim'in sesi kalınlaşmış. Selim de böyle bir artık ne olmuş diyeyim artık. Yani çocukluktan çıkıyor bunlar, biliyor musun? Derler ya, deyim yerine erkek oluyor derler ya. Selim de aynı şekilde olmuş. Selim de boylarınız aynı mı? Hiç bakmadım, hiç ölçmedim. O geliyordu zaten, önümü kesti. Şey dedim. Hı? Magandasınız, şehir magandasınız dedim. Ay, o da aynı bunun gibi. Sen dedim, senin de sesin kalınlaşmış Selim dedim. Sen de artık böyle şeyler artık.
Tabii biliyorlar çocuklar ne olacak? Ağır abi olmuş. Selim de aynı şekilde bir ağır abi. Selim hangi liseye gidiyor biliyor musun? Hayır. Konya altındaki endüstri mesleği. İyi, güzel. Elektrik, elektronik. Ne güzel. Evet. Ben çok severim. Konya altında bir tane endüstri meslek lisesi var. Barbaros Ortaokulu'nun hemen yanında. Çok güzel. Konya altında böyle tam bir yerinde yani merkezde diyeyim sizlere. Ben o liseyi gerçekten çok seviyorum. Meslek lisesidir. Orada motor bölümü var. Bir ara marangoz bölümü vardı. Hatta marangoz bölümü en üst taraftaydı ki en üstte miydi? Bir yerdeydi. Hatta orası bir ara okul yanlıydı hatırlıyorum ben. Marangoz bölümü yanlıydı. Elektrik, elektronik falan da var. Orada motor bölümü varsa ne güzel. Motor bölümüne mi gitmeyi düşünüyorsun? Benim amacım motor bölümü. Düşündüğüm şey. Okumak istediğim. Motor. Evet. Bilmiyorum. Dün de şeydi. Halı yıkamaydı. Ya. Ha? Dün. Her gün bizim şeyimiz değişiyor. Okuma bölümümüz. İsmail yani motor bölümünü okumak istiyorum dersleneceğim. Motor bölümünü oku. Benim için hiç fark etmez. Ha yeter ki bir şey olsun. Ne diyeyim ben sizlere? Bir amacı olsun, bir hedefi olsun ki o hedefe kilitlensin. Ona göre şey yapalım biz de. Şekillendirelim, yönlendirelim. Ona göre bazı şeyler, adımlar atalım yani. Ha, belirsizlik içinde bir şey ilerlerse o çocuk için de kötü olur. Bu tabii ki de bizler için, veliler için de bir şey olur yani. İyi olmaz. İyice motor bölüm yok anneciğim. Motor bölüm şey okuman lazım o zaman. Ne? Şunu. Fatih Enişten gibi. Makine mühendisliği okuyacaksın o zaman. Bak motor bölümü diyorsan bak Fatih abi makine mühendisi motor. Yani şey. Olabilir yani. Yani. Sıra sıra taşı. Yani %50 ağır. Ağır gelir değil mi bana? Yok hayır. Hem ağır gelir hem yorulursun. Yok ben alayım da anne kaldırayım da şey ben alıp da götüreyim demiyor da. O %50 ben getirecektim işte. Benim. Ah canımın iç. Ay İsmail yemin ederim var ya. Alemsin annemsin. Şey değil, dur ben koyarım şuraya da. Bugün ayran kutusuyla elini kestim ya. Ayran kutusuyla elini kestim, nasıl beceriyorsun? Hı. Açıyordum, hı. Silgi eline de geldi o elim. Hı. Açarken sürtündü. Öyle. Ne yedim öyle, sonra bakayım. Bugün şeyler geldi işte. Ha ben köfte okula geleceğim. Gelmiş. Evet, şey mesaj geldi, çıkış kartları için. Çocuklara şey verilmeyecekmiş, form verilmeyecekmiş çünkü... Hayır. Ha bak şey, okul aile birliği bu konuda da haklı. Formları çocuklarımıza vermeyeceğiz, velilere vereceğiz. Küçük bazı çocuklarımız formları kendisi doldurup imzalayıp çıkış kartı alıyorlar diye yazmışlar. Çünkü bazı veliler çocukların okuldan çıkmasını istemiyorlar. Okul deyip okul değişmesini istiyorlar. Çok fazla hani güvenemediklerinden dolayı tabii ki de şey etrafa. O yüzden velilere teslim edeceğiz. Bu çok mantıklı bir şey. Güzel de bir şey yani. Bence de. Takip edilebilecek bir şey. Bunlar şimdi senin. Şey alıyorlardı bir de. Ne? Çıkış kartını unutanlar kağıt alıyordu ya. Onu da mı iptal ettiler? Onu iptal ettiler. Onu iptal etmenin çok güzel bir sebebi var. Çıkış kartı olmayanlar. Ha ben unuttum diye unuttum şey alıp çıkıyorlardı. Tabii her 3 günde bir çıkıyordu birisi. Sonra öğrenenler yasakladılar. O çocuğu tanımamalı. Çocuklarımızın kafası da bak nasıl çalışıyor ya görüyor musunuz? Gerçekten ha. Bu ne? Kadar bu kafayı, bu hinliği. Hani bu hinlik demeyeyim açıkçası. Şimdi hinlik demek de belki yanlış olabilir ama kafam bu kadar basıp da bu kadar şey düşünse, derslerine bu kadar çocuklarımız yoğunluk verse. Çalışsa, ben öyle bir şey yapmıyorum. Senin için demiyorum şu anda zaten. Ben çıkış kartını zaten geleceğim alacağım senin. Yarın belki gelemeyebilirim. Yarın işim var. Yarın gelemem. Tamam. Yarından sonra gelebilirim. Senin okuluna çıkış kartı için de. Sen onları toparla aşağıya koy anneciğim güzelce şeylerini. Şey ben bugün nöbetçiyle sordum. He? Çıkış kartını çiğnediler bana. Çıkış kartını daha çıkartmıyoruz. Eskisi varsa onu kullanın dediler. Daha bir hafta içinde çıkacak ama dediler. İşte kayıtlar yapılacak dediler. Hı hı. Ya ben yarın gelemememin sebebi de şey, zaten İsmail'den bir şey saklamıyorum. İsmail artık 12 yaşında kocaman çocuk oldu. Daha. Yarın bak, evet bak benden önce söyledi görürsün. Yarın nafaka mahkememiz var arkadaşlar. İnşallah gerçekten sizlere de dua edin. Ben de dua ediyorum. Yani başka bir celse görülmesin, sonuçlansın. Yani ne kadara bağlanacaksa artık toplu olarak bir şekilde ödesin ki bu çocukların da masrafları var. Bu çocukların da giderleri var. Bu çocuklar havayla beslenmiyorlar. Suyla beslenseler su da bile su bile artık şey diyeyim yani bedava değil. Ben suda değil. Kızartılmış hava yiyorum bazen. Anne, ekmek su da, arası hava. Hayır su da bir şey paralı. Su bedava mı? Şurada çeşme var oradan alırım.
Nerede çeşme var? Senin mi var? Yok ya. Önceden de mahalle aralarında böyle hayratlar, çeşmeler. O hayratlar o çeşmelerle bitti artık. Kalmadı yani. Bizim okulda var. Şu Hakan'ın oyuncaklarının kovalarına bir tanesini alırım. Gidelim, doldururum, gelirim işte. Tamam, suyla beslenirsin değil mi? Neyse ya, artık nafakalar ne kadara bağlanacaksa bağlansın, 1.000 liradan ne kadara çıkacaksa çıksın, ödeme emri çıksın ki toplu bir şekilde ödesin. Ben de çocuklarımı, tabii ki de şu anda ben çocuklarımı babalarından nafaka almıyorum diye hiçbir şeyden mahrum etmiyorum. Hani her şeyle tam olarak elimden geldiğince gerçekten yapmaya çalışıyorum. Yani hani bana yazmışlar ki bir günde çocuğa verilen 150 TL harçlık çok değil. Hayır, çok değil. Yemiş olduğu toz 70 lira. 80 lira. Şu kadarcık yenge içinde o kadar şey mi? Okulda söylüyorum 100 lira. Ha, misal 100 lira. Ha 100 liraya da veririm. İsmail 100 liraya da idare eder. 50 lira versem 50 lirayla da idare eder ama şimdi bu çocuklar 12 yaşında. Hani ufak çocuk olsa deseniz ki evet amenna dediniz doğru ama dediğim gibi yani ben İsmail'e vermiş olduğum günlük 150 TL harçlıkla bile benim İsmail'e aylık vermiş olduğum harçlık 3000 lira düşünün. Ki bize biçilen ve verilmeyen nafaka şu anda 1000 lira. Hani İsmail'in harçlığını bile karşılamıyorum ki ben Hakan için, hiç, Hakan için hiçbir şey söylemiyorum. Hakan için ağzımı açmıyorum. Hakan'ın zaten 12 masrafları. Kırtasiye masrafından da geçtim. Hakan'ın şu anda ben bir ayda ödemiş olduğum kreş parası 12 bin lira. Biz bir senede almış olduğumuz Hakan için nafaka parası, o da alamadığımız nafaka parası 12 bin lira. Yani öyle düşünün. Biz bir ayda verdiğimizi bir yılda alıyoruz. Evet, Hakan için. Ve bu çocuğun yemesi, içmesi, giymesi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani dediğim gibi ne diyeyim? Allah şey versin, vicdan versin. Zaten bugün avukatımla tekrar da görüştüm. Kendisi biraz rahatsızdı zaten. Gelebilecek misin? Geleceğim dedi. Karşı taraf bir dilekçe vermiş dedi. O dilekçeyi bana okudu. Ve ben o dilekçeyi okuyunca gerçekten de artık şey yapmadım. Güldüm. Yani çok komik bir yine bir dilekçe vermiş sağ olsun kendisi. Hani belki yarın avukatımla şey yapmam ama paylaşmayayım sizlerle paylaşmazdım. Onu da bilmiyorum ama gerçekten vermiş olduğu dilekçe kendi çocuklarından eskilemiş olduğu, esirgemeye çalıştığı nafaka çok komik bir şekilde yani inan ki. Hani diyebiliriz ki bunları niye İsmail yanında paylaşıyorsun, bunları niye İsmail'le konuşuyorsun diye. Ha ben hiçbir zaman İsmail'de yüzü burada zaten. Ben hiçbir zaman İsmail'in babasından şey yapmadım. Ne diyeyim ben sizlere? Ayırmadım, görüştürtmedim. Yani görüştürtmeye de şey yapmadım yani hiçbir zaman. Aralarına engel koymadım ben. İsmail bugün babasını aramak istese, ben bugün babamla konuşmak istiyorum dese konuşsun, hiç sıkıntı yok. Ben bugün babamla buluşacağım, dışarıya çıkacağım, vakit geçireceğim dese yine benim için sıkıntı yok. Yine vakit geçirebilirsin. O beni şey yapmaz. Ben her zaman için isterim ki çocuklarımın babalarıyla vakit geçirmesini. Ama işte ne diyeyim ben size, hani İsmail bunları öğrensin zaten 12 yaşında. Neyin ne olduğunu biliyor, tahmin de etmiyor mu? Ediyor. Yani evde bazı şeyler, konuşulanları duyuyor mu? Duyuyor, hissediyor mu? Evet, hissediyor. Her şeyden zaten haberdar. Bu Hakan değil ki anlamasın ya da Hakan değil ki bir şeylerden haberi olmasın. Oluyor. Olsun da zaten çocukları zaten bazı konularda gerçekten bilgilendirmek lazım ki bu konularda da aynı şekilde. Ben onun taraftarıyım. Hani biz aylık 12 bin lira verip Hakan'ın masrafını öresin demiyoruz ki. Bir destek olsun diyoruz hani. Onun bir senede vermek istemediği parayı biz Hakan için aylık veriyoruz. O yönden düşünse evet, yani biraz daha ufkusu açık olsa o konuda, o konuda biraz daha açık olsa hani yardım eder ama bilmiyorum yani biz o kadar 100 bin 200 bin lira istemiyoruz. Yani vereceği 1000 lira bir şey yani. Hani bu zaten vereceği 1000 lira da zaten etmiş, şu anda nafakayı da arttırmak istiyoruz ya. Şu anki ya, bulunmuş olduğumuz durumda ekonomide o bile 1000 lira olmaz yani. Bir 1000 lirayla kimse ne kadar geçinebilir? Kimse geçinemez. Ben 1000 lira vereyim. Tamam, ben kendisine 1000 lira vereyim. Ben kendisine 1000 lira değil, 3000 lira vereyim. 3000 lira kendisi geçinsin. Sabah, öğle, akşam yemeğini yesin, kirasını ödesin, her şeyini yapsın. Yani. Yapabiliyorsa şayet tabii ki de yani. Şey değil. Neyse, bunlar zaten ucu bucağı açık konular arkadaşlar. Bunların hiçbir zaman ne sonu gelir, ne başka bir şey gelir. Dediğim gibi Allah herkese, Rabbim herkese vicdan versin diyeyim ya. Hakikaten vicdan versin. Ha Rabbim herkese şey versin. Bir şey demeyeyim. Neyse biz artık yavaş yavaş izleyelim kaçalım. Biz bu konuyu uzattıkça hiç konuşmaya da gerek yok. Çünkü konuşuyoruz. Boşa konuşuyoruz çünkü. Şimdi biz bunu diyoruz. O duyuyor mu? Duymuyor. Duysa bile anlıyor. Duyuyor anneciğim. Duyuyor. Seni diyor zaten. Sen kapılıyor mu? Pardon.
Bundan önceki mahkemede benim YouTube'daki videolarımın resimlerini almıştı. Hani ben yüzüme botoks dolgu yaptırmıştım ya. Hatırlıyorsun hani bir kaç işlem verir. Sağlık için yaptırdım. Bir de kendim için yaptırdım. Yani. Yaptırdıklarım da vardı. Onun için şey yazmış dilekçe. Benden aldığı nafaka paralarıyla kendine botoks yaptırıyor diye yazmış ki. Alakası bu yok. Onun tamamen sağlık için yani. O parayı biz ne için alıyoruz? Yani biz geçinelim bir şey olduğumuzda o para destek olsun bize diye alıyoruz. O da o amaçla bir şeydi yani. Ama neyse boşverim. Sen bu kafaları çok şey yapma, kafanı yorma. Ha bilgisi olsun mu olsun ama kafasına da takmasın. Alsak da geçineceğiz, almasak da bir şekilde geçineceğiz. Ama niye bırakalım? Bir de öyle bir durum var değil mi? Niye ben kendim söyledim bırakmam açıkçası. Şuradaki şeyi keseceğim. Çocuk başına. Ben biraz sonunu keseyim anneciğim. Tamam. Neyse. Biz artık sizlerden yavaş yavaş izninizi isteyelim. Kaçalım arkadaşlar. Bir güzel günümüzün daha sonunda geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Şuraya tutuyorum rahatsız etmesin diye. Yok tutmam gerekiyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.